Kime de kin ettin gidin alları, yakınıken rahetsin yolları. Minnet ile büyütüyüm gülleri, varıp gidip bir soysuza yoldurdun. Varıp gidip bir soysuza yoldurdun. Minnet ile büyütüyüm gülleri, varıp gidip bir soysuza yoldurdun. Varıp gidip bir soysuza yoldurdun. Sevgili Çiftçi TV izleyicileri, Hayrettin Terzi ile Köyümüz Köylümüz programı Kütahya Altıntaş Erenköy'de. Erenköy'ü sizlere tanıtmaya devam. Kütahya Altıntaş Erenköy'ü muhtarım İsmail Ercan'la beraberiz. Sevgili muhtarım, muhtarlığın önündeyiz. Köyümüz kaçhane, köyümüzün genel bir bilgi verebilir misiniz? Veririm. Köyümüz 400 nüfuslu, 270 seçmeni var. Evet. Yaklaşık 100 hane. Köyümüzün geçimi hayvancılık, çiftçilik, evet, tarım. Bu arada işte devletin destekleri kırsal kalkınmadan yararlanıyor. Hayvanlar aşağı yukarı 21 sürü hayvan var, 1000 küsür, evet, tane. Bunlar gırlada güdülüyor. Biraz bizim ot lakiyemizde otun zayıf olması nedeniyle buranın sürülüp yeni bir ot ekilmesi için müracaatta bulunduk ama bir daha gelişme olmadı. İşte hayvanlar güdülmüyor, yayılım yerimiz yok. Hayvanlar ağırda, büyükbaşlar ağırda duruyor. Evet. Bunların aşısına ilçe tarım müdürlüğümüzle yardımlaşıyoruz. Aşıları yaptırıyorlar. Yollarımızın kapandığında il özel idare bir gecede 3 sefer aştırdı. Onların, evet, da faydalarını görüyoruz. Şu anda köyümüzde 2009'da seçildim. Hizmete devam ediyoruz. Tabii köyümüzün çok eksik yapıları vardı. Geçtiğimizde kanalizasyon bitti, ek su bitti. Köy taşkın projesini yaptırdık. Evet. İki tane fırın vesile olduk. Bir tane fırın da işte gördüğünüz gibi önümüzde yapıma hazır. Evet. Tabii çeşmelerde emeğimiz var. Tuvaletleri yaptık, eski modeldi. İmam evi yaptık ve caminin içinde çinlemede bulunduk. Birkaç çok işleri yaptık. Evet. Ama bu dönemimizde yeni bir yol açtık. Afyon İhsaniye bağlı Hacıbeyli köyüne ama bu yol olmazdan arasına girdi. Çünkü bu yol kullanmadığımız takdirde, evet, köylü bölünmüş devlet yolunu kullanacak. Burada da traktörlerin hasar görmemesi için bu yolla çok önem veriyoruz. Çünkü hem araziye gidiyor hem de karşı köylerden bağlantı kurma amacıyla. Buranın şimdi olmaz olmalara gelen bir durumu da Zafer Havalimanı ile Afyon İhsaniye Gazigöl Termal Tesislerinin bağlantısı ve grup yolu olmasını bekliyoruz. Grup yolu olduğunda buradan toplu taşı araçlarının geçtiğinde bizim de yararlanmamız açısından, evet, bu yola çok önem veriyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu yolun asfaltlanıp karayolları veyahut da il genel meclisinin yolu da Kütahya bağlantılı olacağız. İnşallah. Biz de grup yollarından yararlanacağız. İşte bu vesileyle de ikinci dönemimize başladık. Evet. 1953 doğumluyum. 3 çocuk babasıyım, emekliyim ve köyümüze hizmet etmekten zevk duyuyoruz, evet, ve görevimizi seviyoruz, köyümüzü seviyoruz. Bir sarıgı suyumuz vardı. Buraya evet, onun hakkında da bir bilgi verelim. Sarıgı suyu daha önceden tabii tıp olmadığı için bura bir şifalı, orada bir yatır var. Buranın suyu ilk etapta sarılık hastalığına birebir geliyor. Ama şimdi eşeklerle çıkılıyordu hayvanlarla. Şimdi yol yok. Buraya bir inşallah özel idaremize bir müracaat eder de yol çıkarsa orada bir şifa kaynağı olacağını düşünüyorum. Ve defalarca buranın biz şeysini gördük, faydasını. Çünkü sarılık hastalığına gelen bir suyu var. Evet. Ama değerlendirilmiyor, bakılmıyor. Bunun için böyle bir bilgimiz var. Daha önceden de söyledim, bizim köy eski köydür. Yerleşim alanı ta Horasanlar'dan gelen erlerimize ve söyledik. Onun için bu yerleşim alanımız ancak bu dereyi seçmiştir. Evet. Harpte görmüştür. Daha yaşamıştır yani, eski köydür. Başka bir soracakların varsa, evet, cevap verelim. Sevgili seyirciler, gerçekten biz de Erenköy'ü gezdik. Kütahya Altıntaş Erenköy'ü gezdik. Çok güzel, muhtarım gayretleri, çabalarıyla çok güzel bir çalışma yapmış. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki yaşamında, döneminde başarılar diliyoruz.
Sevgili Çiftçi TV izleyicileri, tabii ki Kütahya Altıntaş'a bağlı Erenköy İlköğretim Okulu'ndayız. Muhtarım, okulumuzda kaç mevcut var? Okulumuz hakkında bir bilgi verebilir misiniz? Okulumuzda 20 talebemiz var, 2 evet. öğretmenimiz var. 2 öğretmenle çalışıyoruz 2 senedir. Şimdi memnunuz. Evet. Okul devam ediyor. Öğretmenlerimiz. Evet, detaylı bilgileri de onlardan alalım. Tabii. Hocam, sizi tanıyabilir miyiz? İsminiz? İsmim Serdar Taşoğlu, Manisalıyım. Evet. 2 yıldır Erenköy'de görev yapıyorum. Daha evet. önce 10 yıl Ağrı'da çalıştım. 21 evet. öğrencimiz İsmail Muhtarımızla beraber görev başındayız. Evet. Gayet memnunuz köyümüzden. Bu şekilde devam ediyor diyor. Aynen. Teşekkür ediyorum hocam. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Ufuk Yavuz. Görevde 7. yılım. 5 yıl Bitlis'te görev yaptım. Evet. Burada da 1 yıldır görev yapmaktayım. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Çiftçi TV izleyicileri, Kütahya Altıntaş Erenköy'de caminin avlusundayız ve burada bir grup amcalarımız var. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sizi tanıyabilir miyiz Hacı amca? Habib Muslu. Habib amca, neler yapıyorsunuz? Emekli misiniz? Emekliyiz. Oğlunuz, torununuz, çocuklarınız çiftçilikle uğraşan var mı? Uğraşıyoruz. Çoşlarına uğraşıyoruz. Peki neler yapıyorsunuz? Neler var? Mahsulden olarak, hayvancılık olarak? Arpa, buğdi. Evet. Manla uğraşıyoruz. Başka bir şey yok. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sırayla evet, devam tamam. ediyoruz sevgili tamam. seyirciler. Efendim merhabalar. Siz merhaba. Tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Abdülkadir Tiryaki. Abdülkadir amca, çoluk çocuk vardı. Var efendim, var. Peki köyümüzde, tabii Erenköy'ü geziyoruz. Çok güzel bir köy. Ben evet, hoşuma gitti. Evet, çok güzel. Havasıyla, evet, doğasıyla evet. derken. Neler yapıyor çocuklarınız mesela? Vallahi bizim çocuklar, benim 3 tane kızım var. 3'ü de evet. evlendi, gelin oldu. Evet, siz de emeklinin karını, köyde var. Evet, tadını evet, çıkartıyorsunuz. Var. Evet, evet. Ne güzel, ne güzel. Çok güzel. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz size de. Sağ olun. Hadi, hayırlı günler. Selamünaleyküm. Merhabalar. Hacı abim, sizi tanıyabilir miyiz? İsminiz? Murat Kerra. Murat amca, siz de emeklisiniz galiba. Emekliyim. Evet. Neler yapıyorsunuz köyde? Vakitiniz nasıl geçiyor? Bir gününüz mesela? Vakitimiz evden camiye, camiden eve. Evet. Benim işim bu. Görev evet. Bu. Görev bu diyorsunuz. Görev evet. Bu. Teşekkür ediyorum size de. Evet. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. İsminizi alayım sizin. Ali Osman Aktaş. Ali Osman amca, emeklilik var mı sende? Yok. Hayvancılık, tarım nasıl? Bir şey peki, var mı? Peki. Hiçbir şey yok diyorsunuz. Sevgili Çiftçi TV izleyicileri, Erenköy'de camimizin içinde yatırların yanındayız. Muhtarım, yatırlar hakkında bir bilgi verir misiniz? Bu yatırlar Osmanlı zamanı Horasan erleri denilen bir grup. Bunların başı Karacaahmet'te, bir kolu burada, bir kolu Akçaköy'de, bir kolu Yenice sınırlarında bulunan tekkeler. Bunlar bu memlekete Suudi Arabistan'dan evet. İslamiyet'i yayma maksatıyla gelip burada ana, kız ve baba kalmış. Buraya yatırlar yapılmış. İşte bunun esas başı Karacaahmet. Evet. Büyük komutanları. Bunlar da onların Horasan erleri. Bizim köyümüzde daha önceden. Eski köydür. Yerleşim alanı eskidir. Ve biz bu yatırlar sayesinde burada duruyoruz. Evet. Sevgili seyirciler, röportajlarımız devam edecek.
Kesi bağlarında dolanıyorum, yitirdim yarimi. Aman aranıyorum, yitirdim yarimi. Aman aranıyorum. Bir çift selamına güveniyorum, atma garibanam. Beni dağlar ardına, kimseler yanmasın, anam yansın derdime. Sevgili seyirciler, Kütahya, Altıntaş, Erenköy'de çeşmenin başındayız. Sevgili muhtarım, bu çeşme hakkında bir bilgi verebilir misiniz? Bu çeşme köyümüzün alt tarafında. Evet. Tömez çeşmesi derler. Dedelerimiz yaptırmıştı. Biz de bunlara sahip çıkmaya devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda buranın revizyonu yapılacak. Daha evet, bir güzel görüntüsü olacak. Bu su dereden geçmekte zorluk çekiyordu. Bunları önümüzdeki yıllarda yaptık. Evet. Bu da akmıyordu. Bunu boğulardık. İnşallah revizyondan sonra daha bir görünümü olacak. Güzel olur diyorsunuz. Sevgili seyirciler, tabii Kütahya, Altıntaş, Erenköy'ü tanıtmaya devam ediyoruz. Farklı bir mekandayız. Mekan çok değişik, tabii tarihi kokuyor. Muhtarımdan bu mekan hakkında bilgi alacağız. Muhtarım, burası neresi, nedir? Burası evet, Ayanların Oda Deniz. Fakat burada Ahmet Bektaş iki dönem muhtarlık yaptı. Evet. Ahmet Bektaş dediğimiz adam Mustafa Bektaş'ın babasıdır. Evet. İki dönem burada görev yaptı. Ahmet Bektaş'ın 3 tane sevdiği şey vardır. Bir ailesi Soçları, ikincisi ve köv, üçüncüsü evet, odası. Odasına çok bakardı. Odasına çok düşkün bir adamdı. Ama şehir ekmesiyle odası bu durumuna düştü. Olsaydı daha güzel olurdu odası. Evet, peki muhtarım, Rahmeden ne kadar zamanlı bu? Kaç bu eski süredir? Oda üst kat yapıldı. Kaç senedir mesela? En az 50-60 senelik bir oda. Maşallah, yine de yani tabii yani ki. Bu odanın evet, tarihi böyle. Cemilem ben bu derde düşelim. Haydi üç gün oldu. Cemilem ben bu derde düşelim. Kütahya, Altıntaş, Erenköy gezmeye devam ediyoruz. Selamünaleyküm Hacı abi. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Kiminle tanışıyoruz? Sevgili Çiftçi TV izleyiciler bir tanısın sizi. İsminizi alalım. Hüseyin Korba, Erenköy. Evet Hüseyin amca, emekli misin? Emekliyim. Ne güzel. Tarla, tokat, çiftçilik, hayvancılık var mı? Neler yok, yapıyorsunuz Erenköy'de? Yok. Ben emekliyim. Oğlan kamyonculuk yapıyor. Evet, emekliliğin yok, tadını çıkartıyorsunuz. Şükür Hüseyin yapma, amca. Evet, evet. Ne güzel, evet, ne güzel efendim. Allah başka Kütahya'ya gidip geliyorsunuz. Altıntaş'a gidip geliyorsunuz. Oğlan Kütahya'da. Altıntaş'a kendim gidip geliyorum. Evet. Evet. Pazarımıza gidip geliyorsunuz. Tabii, işte tabii, alışverişini tabii, yapıyorsunuz. Tabii. Evet, tabii, ne güzel. İsmail amcamıza teşekkür ediyoruz.
Sevgili seyirciler, Erenköy'ü tanıtmaya devam ediyoruz. Şu anda Yatır'ın yanındayız. Muhtarım, Yatır hakkında bir bilgi verebilir misiniz? Bu Yatır, Erenler Yatır denilen Yatır bu. Köyün de ismini aldığı Yatır bu. Daha evet. önceden Tatar mı attı? Fakat Erenler dediği düğünde saygımız olduğu için, düğün gelin olan evlenen burada bir etrafını dolanır. Evet. Onun için bu Yatır'ın daha canlanması için köyümüzün Erenköy olmasını daha uygun gördük. Evet, ismini de buradan aldık. Buradan, ismini de buradan evet. alındı. Teşekkür ediyorum muhtarım. Sevgili seyirciler, bir abimizin yanındayız. Büyükbaş hayvanları sanırım suladı, getirdi ya da otlattı. Siz tanıyabilir miyiz? Adil Memiş. Adil abi, kaç tane büyükbaş hayvanınız var? 17 tane. 17 tane. Neler var? Bunun cinsleri neler var? Simeltel. Evet. Alaca. Evet. Holstein, onlar var. Onlar var diyorsun. Peki otlatmadan mı getiriyorsun? Suya mı götürdünüz? Nereden geliyorsunuz? Çeşmeden suladık geliyoruz. Evet. Nasıl, bakımı zor mu? Yok, bakımı zor değil. Evet, memnunsunuz. Memnunuz. Memnunsunuz. Evet. Evet, size teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Pınarları akışır, devriyeler kol kol olmuş bakışır, zaptiyeler kol kol olmuş bakışır. Asalıyam çuhaşal var yakışır, aman aman vehbim öyle de böyle olur mu? Ah ben ölürsem dünya sana kalır mı? Sevgili seyirciler, Erenköy'ü tanıtmaya devam ediyoruz. Muhtarımla köyün dışında bulunan çeşmenin yanındayız. Muhtarım, bu çeşme hakkında bir bilgi verebilir misiniz? Bu çeşme köyümüzün doğusuna bulunan Satların Çeşme denilen anılan bir çeşmedir. Fakat bu daha önceden dedelerimiz bu çeşmeyi yapmış. Evet. Toprak içinde kaldıydı. Biz görevimizde bu toprak yüzeyinden çıkardık. Hayvanların daha rahat su içmesi için, vatandaşın daha rahat halı havayı yıkaması için bu sistemi yaptık. Evet. Bu vatandaşa hizmet. Evet, gerçekten güzel olmuş muhtarım. Ellerinize sağlık. Hayvanların da çok uğrak olduğu bir yer. Evet. Burası ekin de olsa hayvanlar içiyor ve sağlıklı bir yaşam için bu daha uygun oldu. Evet. Teşekkür ederim muhtarım. Sağ ol. Sevgili seyirciler, Kütahya Altıntaş Erenköy'ü tanıtmaya devam ediyoruz. Şu anda bir yetiştirici sahibiyle birlikteyiz. Efendim, sizi tanıyabilir miyiz? Fevzi Özdemir. Fevzi Bey, kaç tane büyükbaş hayvanınız var? 10 tane. 10 tane. Neler var cinsleri? Simmental. Evet. Nasıl verim, destek noktasında nasıl sıkıntılarınız var mı? Sıkıntılarımız yem fiyatları bağlı. Evet. Kesim biraz iyi oldu bu sene. Evet. Geçinmeye çalışıyoruz. Evet. Süt falan veriyor musunuz dışarıda, mandıraları falan? Nasıl? Mandıralara veriyoruz. Evet, veriyorsunuz. Evet, teşekkür ediyorum Fevzi Bey size. Biz sağ olun. Teşekkür varalım. Ederiz.
Sevgili seyirciler, tabii ki Kütahya Altıntaş Erenköy'ü tanıtmaya devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Safa geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Yanımızda bir abimiz var, köy sakininden. Abim, sizi Ahmet tanıyabilir miyiz? Özdemir. Ahmet abi, Erenköy tabii. Köy. Ambar eski. Yani bu bayağı eski. Bunun hakkında bir bilgi verebilir misiniz? Eski tahılları tutabilmek. Evet. Hani soğuk hava deposu veyahut da buna benzer yalıtılmış depolardan... Evet. Bir tanesi diyebiliriz. Evet. Tamamen ahşap yapı olduğu için ağaç bu rutubetten arındırılıyor. Evet. Tohumluklar burada saklanıyor. Bu amcamın şeysi, ambarı. Pek kullanılmamakla beraber halen de bazen tohumluk için kullanabiliyor. Evet. Şimdi artık eskiden çoktu sanırım, değil mi? Şeye gönderiyorlar. Evet. Daha taladan kalktın mı? Evet. Hemen ofise, şuraya ofise buraya gönderiyorlar. Evet. Yine de yani sevgili seyirciler, zaman zaman bazı köylerde görüyoruz ama yine de Erenköy'de buna rastladık. Var birkaç tane daha var bunlardan. Evet. Etraf köylerde de var. Çakırtası gibi, Eftet gibi yerlerde de var bu ambarlarda. Evet. Ambarın yani bir özelliği sadece tahılı tohumluk olarak saklamak, kışlık olarak saklamak. Evet. Bunun gibi yani. Evet, teşekkür ediyoruz verdiğin bilgide. Peki soracağım şöyle sorular var. Hayvancılık, çiftçilik neler var? Neler yapıyorsunuz burada? Çiftçilik zaten genelde %85 falan çiftçilik. Yani evet. Tarla. Tamamen tarlaya bağımlı. Sizin yeni büyükbaş hayvan yapılmalar başlandı. Evet. Bunu da bayağı başarılı oldular köyümüz. Evet. Yaban şahıslarımız da faydalı oldular. Evet. Karşıda gördüğünüz gibi çiftlik. Orası evet. Da bizim köyün yeni yapılan çiftlik bunlar da. Hayvancılıkta da belli bir atılım var. Evet, ne güzel, ne güzel. Evet. Artık bazen samanlık dahil muhafaza altına almak için. Bu da muhtarımızın samanlığı şurası da. Evet. Böyle depolar da yapılmaya başlandı. Ne güzel. Bir gelişme var yani. Evet. Çok güzel. Verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Estağfurullah. Size çok sağ olun. Var olun. Çanakkale içinde aynalı çarşı, Çanakkale içinde aynalı çarşı. Anne ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah. Sevgili seyirciler, köyümüzün uç noktasındayız. Sevgili muhtarımla röportajlarımız devam ediyor. Sevgili Hayrettin Terzi ile köyümüz köylümüz programıyla birlikte. Sevgili muhtarım, bu tepe hakkında genellikle bilgi verir misiniz? Genel bir bilgi verir misiniz? Bu tepeye samanlık kırağı deriz. Evet. İşte bu tepe önceden söylediği Çanakkale Savaşı işimizi yaktı. Aynı acı biz de bu köyde olarak çekmişler. Evet. İşte Dunumlar Meydan Muharebe Harbi'nin buradan göründüğü bir tepe. Evet. Düşman ordusunu bizim şu tepeden Türk orduları topa tuttuğunda Yunan ordusu Afyon, Olcak, İstanya işi kopardığı zaman, kalpten evet. Kaçtığı zaman Dunlupınar Boğazı'na gittiğini buradan köylüler görmüş. O arada Genişler Köyü'nde yakmışlar. Bizim köyde askeri, Türk askerinin olduğu için buralara sokulamamışlar. Bu acı günleri her zaman anıyoruz ve bu tepede çıktığımızda Dunlupınar yolunu görüyoruz. Evet. Bu günleri Allah bir daha göstermesin. Amin. Ezenler durmasın, bayrak inmesin. Ha, biz 1974'te de Kıbrıs Harbi'nin acısını biz de çektik, askerdik o gün. Babamda İstiklal madalyası var. Biz evet. Şehit oğlu ve gazi çocukları devam ediyoruz. Bu ülkeyi kimseye çinletmemeye de dikkat ediyoruz. Evet. Hepimiz sayıverelim ve sayalım, sayıp çıkalım. Tüm tabii şehitlerimizin ruhları da şad olsun buradan. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet ve eylesin onları diye. Unutamıyoruz. Ve dede ihtiyarlardan anlatılan bu konuyu da biz de çocuklarımıza anlatmaya devam ediyoruz. Buranın özelliği bu. Evet, bir de muhtarım burada bir yol kesişmesi var. Bunun hakkında da bilgi verir misiniz? O yol kesişmesi işte bizim köyün ismi Tatar Muhat evet. denilen eski ismi. Tatar demek
hızlı kargo demekmiş. Evet. O adam da sevilen sayılan adam, burada ölüsün onun mezarını gömecek. Bizim köyde daha eski koca mezarlar var. Oradan buraya çekilmiş. Şimdi bizim köyün öyle bir yeri var ki, evet, Konya, Bursa posta yolu bizim köyden geçiyor, bağlandığı yer. Ayrıca Ankara, İzmir posta yolu da buradan geçtiği için, öyle bir yerde yerleşim alanımız olduğu için biz bu memleketi böyle biliyoruz, böyle tavsiye ediyor. Sonra evet, işte Erenler Dede'den köyün ismini Erenköy aldık. Evet. Fakat içimizde tabi Tatar Murat eski ismimiz devam ediyor. Devam ediyorsunuz. Biz onlardan saygımız var. Sevgili seyirciler, Kütahya Altıntaş Erenköy'de muhtarımla gezdikten sonra tabii caminin avlusundayız. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş sizi geldiniz. Tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Adım Seyit Ahmet Banas. Evet. Erenköy sakinlendiniz. Evet Seyit Ahmet abim, emekli misiniz? Emekliyim. Evet, ne güzel. Peki hayvancılık, tarımla ilgili hayvancılık neler var yapıyorsunuz? 8-10 baş büyük hayvan var. Evet. Koyun var 70-80 tane. Evet. Şöyle idare ediyoruz. Böyle meşguliyetimiz devam ediyor diyoruz. Devam evet ediyorum. Teşekkür ediyoruz size. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Mehmet Çiftçik, Erenköy'den sakinlendi. Evet Mehmet abi, siz emekli misiniz? Emekliyiz. Evet emeklisiniz. Peki tarım, hayvancılık evinizde yetiştirdiniz? Hayvancılığımız var. Evet. Ufak bir çiftçiliğimiz var. Evet, teşekkür ediyoruz size de verdiğiniz tamam bilgilerden dolayı. Merhabalar. Merhaba. Kiminle görüşüyoruz? Siz tanıyabilir miyiz? Ben Adil Memiş, Erenköy. Evet. Sakinlerinden. Sakinlerinden. Evet. Sizin var mı emeklilik falan? Emeklilik yok, Bağkur yatırıyorum. Evet. Tarım, hayvancılık neler var? Yetiştirdiğiniz ürünler var mı? Tarımsal. Var, arpa, buğday. Evet. Nohut, ayçiçeği. Evet, bunlar var diyorsunuz. Bunlar var. Teşekkür ediyoruz. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Erenköy. Evet. Erenköy'den Ahmet Pıtır. Ahmet abi, siz emekli misiniz? Emekliyiz. Emeklisiniz. Gününüz nasıl geçiyor? Bir gününüz mesela? Çiftçiliğine eğleniyoruz. Evet, öyle devam ediyoruz. Evet, evet, evet. Teşekkür ederiz sizi de. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Erenköy'den Süleyman Muslu. Süleyman abi, sizin emeklilik de var galiba. Allah'a şükür emekliyiz. Evet, çok şükür. İşte Erenköy'de oturuyoruz, yaşıyoruz. Evet. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Biraz besicilikle uğraşıyoruz. Evet, ne güzel. Bakkalım mı? Ticaretle uğraşıyorum. Maşallah, on parmağımız. Şükür evet, elhamdülillah geçinip gidiyoruz. Ne güzel. Evet, teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz efendim. Evet, merhabalar. Merhaba abim, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Miyiz? Ben Erenköy'den Seyit Ahmet Avgan. Evet, Seyit Ahmet abi, sizin emeklilik var mı? Ben emekliyim. Oo, ne güzel vallahi, maşallah. 8-10 yıl oldu emekli. 8-10 tane büyükbaş hayvanım var. Onlarla vaktimi geçiriyorum. Evet, böyle. Devam ediyoruz evet diyorsunuz. Evet, merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyim? Ben Kerem Musta, Erenköy'deyim. Yaşıyoruz işte, hayvancılığa evet uğraşıyoruz. Ne tamam güzel. Evet. Atadan gelen evet bir şeyi devam evet ettiriyoruz. Evet. Selamünaleyküm hacı abi. Selam. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmail Memiş. İsmail amca, emeklilik var mı? Emeklilik var. Allah'a şükür. Güzel. Allah yedirmek nasip ya eylesin. Amin yarabbim. Evet, başka hayvancılık oğlunuz falan yaptı. Hayvancılık yapmıyorum galik. Ya. Artık bundan sonra evet, bundan biraz sonra Cenab-ı Allah dua edeceğiz. Evet. Cenab-ı Allah devletimize zaval vermesin. Amin. Yardımcı amin olsun. Evet. Başka diyeceğimiz yok. Milletimize, devletimize, milletimize zaval devletimize vermesin. Cenab-ı Allah yardım etsin. Amin. Evet. Amin. Teşekkür ediyoruz. Evet. Sırayla geliyoruz. Selamünaleyküm. Hoş sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Ben Harun Ercan. Evet. Muhtarım oğluyum. Evet. Harun'um, senin günün nasıl geçiyor Erenköy'de? Tatahmet'te diyelim. Evet, evet, nasıl geçiyor? Ya işte hayvanlara bakıyoruz. İşimiz orada, tarlaya gidiyoruz, çift sürüyoruz. Böyle evet geçiyor yani günde.
köyden. Evet, böyle günümüzü idame ettiriyoruz diyorsunuz. Evet. Teşekkür ediyoruz size de. Ahmet Bey var. Ahmet Bey, bir siz de alalım buraya. Nasılsınız? Selamünaleyküm. Erenköy'den Ahmet Bütür. Evet, Ahmet abi. Köybekçiyim ben. Oo, ne güzel vallahi. Aktifsiniz. Biraz önce de çayları içtik. Sağ ol. Eline sağlık. Güzel afiyet çayları demlemiş. Sevgili içersin. Ahmet Bey. Yemek de gelmiyor abi. Buyurun, evet, inşallah. Bey. İnşallah yiyeceğiz tabii programdan sonra. Ayşe böyle bekçiliğine günümüzü geçiriyor. Oo, ne güzel. Ne güzel Ahmet benim Bey. Benim tarla tokat yok. Çiftçilik de yok benim. Köyün yani genel şeyini ayarlıyoruz diyorsunuz. Evet. Evet, teşekkür ederim Ahmet Bey'e. Sırayla devam edelim. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? İbrahim Cengiz ben. Evet, İbrahim kardeşim, sen neler yapıyorsun? Her şeyin yaptığı işte, köyde duruyoruz. Rutin hayvancılık. İşler, hayvancılık, evet. Tabii tarımla uğraşıyoruz. Tarımla diyorsunuz. Uğraşıyoruz. Nasıl, bir gününüz nasıl geçiyor? Bu şekilde mi devamlı? Devamlı bu şekilde geçiyor. Evet, düğünler falan olduğumuz zaman eğlenme falan aynen devam diyorsunuz. Evet, kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı alalım. Siz de alalım, merhabalar. İsmail Fıtır. İsmail Fıtır, evet. Erenköy'de yaşıyoruz, böyle. Evet, böyle idam ettiriyoruz hayatımız diye. Evet, sırayla alalım. Gelsin, arkadaşlarımız da gelsin. Selamünaleyküm, hoş bulduk. İsmim Memiş Pıtır. Evet. Erenköy'de yaşıyorum. Çiftçilikle uğraşıyorum, hayvanla uğraşıyorum. Ne güzel. Evet, öyle geçinip gidiyoruz. Hayat böyle hayat devam böyle diyorsunuz. Devam ediyor. Evet, teşekkür ediyorum size de. Kardeşimizi de alalım, merhabalar. Erenköy'den Habib Muslu. Evet, Habib Muslu. Habibciğim, sen ne yapıyorsun? Vallahi hayat bana güzel abi. Geziyorsun, eğiliyorsun, gülüyorsun, yaşıyorsun. En güzeli diyoruz. Evet, teşekkür babam ederim. Babam sağ olsun derim, başka şey demem ben. Evet, en güzeli. Sevgili seyirciler, Erenköy'deki röportajlarımızı burada sonlandırıyoruz. Sevgili izleyiciler, biraz sonra tabii devam edeceğiz. Güzel yerlerimiz var. Oradan da programımızı noktalayacağız inşallah. Sevgili seyirciler, Kütahya Altıntaş Erenköy'ü sizlere tanıttık. Güzel yerleri gezdik, güzel yerleri dolaştık. Yanımızda tabii bir abimiz daha var. Son dileklerini söylemek için bizim yanımıza kadar geldi. Kırmadık. Evet abim, sizi tekrar tanıyalım. Ben Erenköy'ümü Mehmet Çiftçik. Evet. Muhtarımızdan çok çok teşekkür ederiz. Bu zaman aradık gelmiş geçmiş muhtarlardan. Daha iyi çalıştı, daha iyi çalışmak istiyor. Yani çok memnunuz muhtarımızdan. Köyümüzün iyi kötü su, köprü, kanal hepsini uğraşıyor. Allah razı olsun. Evet, teşekkür ediyoruz size de. Sevgili dostlar, tabii muhtarımın son dileklerini alacağız. Muhtarım, son olarak neler söylemek istersiniz? Size dediğim gibi işte Çiftçi TV'ye saygı göstermek lazım. Çiftçi TV'ye sahip olmak lazım. Çiftçi TV bizi Türkiye'ye ve dünyaya duyurduğu için buna bütün milletin sahip çıkması lazım. Bütün çiftçilerin bunu sevmesi lazım. Böyle bir TV'miz var, daha ne istiyoruz? Evet. Saygı ve sevgilerimizi sunarım hepinize, görevlilere ve bütün bizim için yardımcılara. Sağ olun, var olun. Kameraman arkadaşım Koray kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Ve siz spikerimize Hayrettin Terzi'ye teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, Allah biz razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Efendim, şimdi tabii programımızı güzel Erenköy'ü gezdikten sonra kapatıyoruz. Kapattıktan sonra da güzel türküler istediniz ekranları başındaki. Bu arada köyümüz köylümüz Hayrettin Terzi ile köyümüz köylümüz programına ulaşmak için Hayrettin Terzi Facebook sayfası, Twitter, efendime söyleyeyim, Instagram hesabından da ulaşabilirsiniz. Siz de köyünüzü tanıtmak istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz. Haftaya aynı gün aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık diyorum. Hoşça kalın, dostça kalın efendim.
Seni sevdim bir gül gibi vay vay. Sarardı benzim kül gibi vay. Ortada koydun el gibi vay vay vay. Sevdiğime pişman etsin vay. Ortada koydun el gibi vay vay vay. Sevdiğime pişman etsin vay. Elim kollarım bağlandı vay vay. Bıçak kemiğe dayandı vay. Demek sevdan bir yalandı vay vay vay. Sevdiğime pişman etsin vay. Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş. Bu tükenmez derdime neden ilaç vermemiş. Diley 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 yar, diley 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 yar, diley diley yar. Bu tükenmez derdime neden ilaç vermemiş. Diley 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 yar, diley 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 yar, diley diley yar.